Ve tabii ki, tabii ki Selçuk Tekay ve orkestrasına da çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün kaç tane eser çaldılar artık ben de bilmiyorum. Vallahi çok çok teşekkürler. Teşekkür ettik. Şimdi mutlu edeceğiz tabii sizi. Çünkü orkestranın en sevdiği ana sıra geldi. Bu hafta gerçekten burada Nihat Beyhan sonuçlarla beraber. Acaba neyle mutlu olacaklar? Nihat Beyhan gelecek. Onu çok Nihat seviyorlar. Nihat Beyhan beyefendiyle olmaz. Ne olabilir başka? Ay bilemiyorum. Şimdilik Nihat Beyhan'la idare edecekler o zaman. Ne demezler? Olmaz mı? Olmaz. Hazır mı? Vallahi haftaya çalmazlar. Şimdi o kadar güzel ki bakın Nihat Bey, ben anons etmeyi unuttum ama müziği duyunca zaten otomatikman geldi Nihat Bey'e. Ve yani geçen hafta burada değildi, orkestramızda neredesin ey ceylan gözlüm diye sizi karşıladılar. Vallahi bu hafta da en sevdiğim türkülerden birini çaldılar, Mihribar. İşte. Hissediyorlar onlar. Sizi o kadar seviyorlar ki efendim. Ama Nihat Bey hepimizden daha deneyimli televizyon konusunda. Kesinlikle. Vallahi. Evet. Yani müziği duydu mu sürem geldi diyor. Çıkıyor çok deneyimli. Hoş geldiniz Nihat Bey. Geçen hafta biz rahatsız dedik Nihat Bey için. Yani biraz erken ayrılmıştı. O rahatsız olduğunu duyanlar ta yurt dışından aramışlar. Eşi çok meraklanmış. Özür diliyoruz bu konuda. Tüp gibi maşallah. Ama ne kadar sevdiğiniz de belli oldu. Elemeyle ilgili yaptığımız şey... Kısa kesiyorsunuz yani. Evet, peki. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi efendim, geçen hafta biz sonuçlar aldık. Eleme olmadığı için bu haftakini de aldık. Haftaya da alacağız. Sonuçları biz akşama değil, haftaya akşama bildireceğiz. Bugün de mi eleme yok yani Sayın Beyan? Bize göre yok. Osman Tan Bey'e göre nasıl olur bilemiyorum. Eleyelim mi, elemeyelim mi? Duymadım. Eleyelim mi, elemeyelim? Bayram değil mi? Elemeyelim. Bugün de elemeyelim o zaman ama sonuçları göreceğiz. İnanılmaz. Peki. Efendim? Madem eleme yok biz de oynuyorduk. Ha, madem eleme yok ne güzel oynuyorsunuz. Çok güzel. Evet inşallah bol bol yarışmacılarımız da oynayacaklar. Bir de yarışmacılar var tabii bu programda. Hani bir parçası olarak bu programın onları da çağıralım şimdi. Evet yarışmacılarımız geliyor alkışlarınızda. Gayet rahat geldiniz bugün. Hiç her an fikrimi değiştirebilirim. Hiç rahat gelmediler. Canını sağ olsun. O Gökhan biraz yavaş geliyor diye öyle geldiler. Yoksa gayet rahat geldiler. Hayır rahatlar eleme yok ya. Yani. Eleme yok diye rahatlar tabii. Oynasınlar mı? Madem elenmiyorsunuz oynayacaksınız o zaman. Eyvah. Evet müzik geliyor 9-8. Ya şimdi hayır bunlar Roman oynasın. Oynasanıza yahu. Selçuk Hoca. Roman. Ha bir dakika. Hayır. Kabul etmiyorum. Roman oynayacaklar. Bir saniye. Amuda kalkın. Yarışmacı değil misiniz? Hayır. Bilhassa şu ortadakinin nasıl Roman oynuyor ona denk bakacağım.
Allah'ım yarabbim. Bu bizim İzmir'de bir matematikçi var, onun gibi oynuyor bu. Matematikçi. İzmir'deki. Bu kadar işkence yeter. Bu kadar işkence yeter yok size. Yok yok. Evet. Harun bayağı iyi oynuyormuş. Bayağı bayağı Harun, değil mi? Vallahi. Evet. Aa, Harun. Efendim. Aa, evet. Osman Tan. Osman Tan. Osman Tan. Reklamlar, reklamlar. Tekrar hoş geldiniz. Popstar Alaturka'nın bu geceki bölümünün finaline geldi sıra. Biliyorsunuz bu gece eleme yapmıyoruz. Geçen haftanın oyları ile bu haftanın oyları toplandığı sonuçlar artık belli. Az önce Nihat Beyhan bize verdi bu sonuçları. Ama daha önce zannediyorum Ebru Hanım bir şey söylemek istiyor. Sadece ben değil, hepimizin aynı fikri. Evet. Oynadın. Ne oldu şimdi? Bir şey mi kaybettin kendinden? Yok. Ha? Demek ki oynayabiliyorsun. Demek ki sahneyi dilediğin gibi kullanabiliyorsun. Baştan beri yırtıyoruz kendimizi burada. Bir şey yaptı, bir şey yap böyle şey gibi çıkıyorsun tam diye. Sahne, işte. Tam sahne vallahi. Bir de yakışıyor. Ve yakıştı. Yakışıyor yani. Çok yakıştı. Teşekkür ederim. Yani hepiniz için, bence hepinizde ayrı ayrı bir şeyler vardır. O işte Azeri oynuyordur. Sen kendi yörenin oyununu oynuyorsundur. Niye bunları sergilemiyorsunuz mesela? Ha, bunu yapmıyorsan al eve götür, evde kullanırsın, anladın mı? Evet yani. Yani. Düğünlerde oynarsın. Son hafta yapın bari ya. Değil mi? Bak haftaya gene tamam. Böyle oyuna 10 vereceğim. Vallahi. Tamam söz efendim. Ben de vereceğim. Oyna çıtlat da. Tamam özellikle önümüzde kapı romana basıp yiyeceğim. Çatlamayı da biliyor musun? Yaparım. Çatlat bakayım. Oğlum çatlatsana. Yapamam belki hocam bilmiyorum. Denerim yani öğrenirim haftaya kadar. Ha bir de yakışıyor yani taşıyor. Evet, ama çok güzel oynadı. Kesin yani oldu. Burada Armağan'ın haklılığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Baştan beri. Armağan'ın anlatmaya çalıştığı, yani niçin Armağan burada? İşte Armağan bunun için burada. Bunları görüyor, evet. Söylüyor ama sen o asık suratınla inip şarkını ama, söyleyip gidiyorsun. Ben her zaman hak veriyorum ama... Ne oldu şimdi? Yapamadım yani. Yaptın işte. Artık demek tamam. Ki yapabiliyorsun. Yaptın da ne oldu? Bir yerin mi eksildi, ne oldu? Ay içimiz yok, açıldı, hayır. Oh be. Selçuk Hoca diyor ki haftaya bu üçlüyü mezdeki olarak çıkartalım. Hayır, eğer daha önce bu programı seyrettiyseniz, Armağan Uzun vardı biliyorsunuz. Yani adam hakikaten çok iyi şarkı söylüyordu ve bunun üzerine çok güzel dans ediyordu, oynuyordu. Bunun hiçbir şey kaybettirmez sizden, erkekliğinizden. Bir şey kaybettirmez arkadaşlar yani. Ya Türkiye'nin... Bu sahne şov işidir ya. Türkiye'nin en maskülen insanı değil mi? İbrahim Tatlıses. Yani oynuyor adam yani. Bir de yakıştırıyor. Kadir... Demek tabii ki bunun inanıyorum. Kuralı bu. Öyle değil mi Bülent Hanım yani? Efendim, tabii. Yapacaksın ve kendine yakışırsın. Ya bu sahne zaten tabancayla, bıçakla, bilmem neyle ne münasebet. Şıklıktır bu, zarafettir. Bir edadır. Ne münasebet çocuğum. Siz çok güzel oynadınız ayrıyeten. Teşekkür ederim. Sen o sakal sakal. Umut. Ha. O kravatını da fazla uzun bağlamış kim bağladıysa. Nedir o önünde öyle? Onu biraz yukarı çekeceksin. Tamam. Haftaya oynuyorsun. Sen tamam. De oynayacaksın. O oynayamaz, özürlü. Hayır hadi bir şey olmaz. Oyna yavaş oradan yavaş oyna. Yırtıyor. Azeri yaparsın Azeri bırak. Tamam. Azeri yaparsın. Tamam. Hede. Hadi bakalım. Evet şimdi geldik. Gidiyor bu muyuz artık? Sonuçlarını az söyle. Hadi az beni kaldı. Alın. Az kaldı Bülent Hanım. Ne oluyor ya? Bir 5 dakika canım. Bu kadar beklediniz artık. Birinci, ikinci, üçüncü kim olduğunu hep beraber göreceğiz. Armağan'cığım tahmin var mı? Gökhan 1, Harun 2, Umut 3. Tahmin çıktı ortaya. Geçen hafta birinci Gökhan olmuştu. Bakalım bu haftada yine haftanın birincisi Gökhan mı? Yüzdeleri görebilir miyiz lütfen? Evet, işte haftanın birincisinin yüzdeleri. Geçen haftanın oyları ile bu haftanın oyları birleşti. %35.53 jüri üyelerinden, %40.16 izleyicilerden, ortalama %37.85 de
Bu haftanın birincisi olmuş. Armağan Çağlayan Gökhan diyor. Umut diyorlar. Harun diyorlar. Bütün isimler söyleniyor. İşte haftanın birincisi %37.85'te. Gökhan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gökhan'cığım tebrik ediyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ağır ağır indiğin o merdivenlerden ağır ağır yeniden çıkacaksın şimdi. Peki. Haftanın birincisi Gökhan. İkincisi Harun demişti galiba. Harun olur demişti Armağan Çağlayan. Tahmin var mı? Harun mu Umut mu? Harun diyorsunuz. Harun diyorsunuz. Genelde Harun deniyor. Peki haftanın ikincisinin bir de yüzdelerini görelim. Haftanın ikincisi %33.15 jüri üyelerinden. %36.41 izleyicilerden ortalama %34.78 ile bu haftanın ikincisi olan yarışmacı acaba Harun mu yoksa Umut mu? Bir kez daha söylüyorum, geçen haftanın oylarıyla bu haftanın oyları birleşti. Son ikiye kaldınız ama bir kez daha söylüyorum, hiçbiriniz gitmeyeceksiniz. Gelecek hafta belli olacak kimin birinci olduğu, kimin sonuncu olduğu. Ama bu hafta kimse eğlenmiyor. Haftanın ikincisi %34.78 ile hep beraber görüyoruz. Harun oldu. Harun oldu. Hocam bir saniye, bir saniye başlamayalım. Tebrik ediyorum Haruncuğum seni. Haftanın ikincisi oldun. Seni de tebrik ediyorum. Gayet güzel performanslar. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta çok neşeli bir şarkıyla bitirmiştik programa, eleme olmadığı için. Bir de bir sürpriz yapalım bakalım. Selçuk Tekay'ın doğum günüymüş. Artık doğum gününe girmişiz. Orkestra bakalım ne çalacak. Şimdi devam edebilirsiniz hocam o hızlı parçaya. Evet. Sevgili izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Bayram bölümüydü, kimseyi elemedik. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun diyoruz. Nice güzel, mutlu, sağlıklı bayramlara inşallah. Gelecek hafta finaldeyiz. Ya Gökhan, ya Harun, ya da Umut Bobstar Özükan'ın bu serisinin birincisi olacak. Heyecanla bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Değerli izleyiciler, haftaya yine birlikte olmak üzere. Her şey istediğiniz gibi olsun. Allah'a ısmarladık.